21 günde, önce oradan başlayalım, 26 tane bildiğimiz kayıtlara geçen kadın cinayeti yaşandı. Ama bunun yanında tabii çok fazla gündemde olmayan, aynı zamanda maalesef gündemde yer bulamayan başka cinayetler de oluyor. Toplumun geldiği şu son nokta, yani her birimiz açısından çok zor bir süreçteyiz. Biz en çok söylediğimiz sözlerden, en çok attığımız sloganlardan bir tanesi kadın cinayetlerinin politik olduğu. Çünkü gerçekten politik bir biçimde yürütülen eril politikalarla, cezasızlıkla bu kadın cinayetleri bizlere dayatılıyor. Tam da biz buradan kadın cinayetlerinin politik olduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda biz kadınlar şu anda gerçekten sokaklara çıkarken, özellikle geceleri bir tedirginlik içindeyiz. Bu tedirginliğe, bu korkuya teslim olmayacağımızı buradan da bir kez daha yinelemiş olmak istiyorum. Çünkü biz en çok bunun için, bu korku iklimine teslim olmamak için bize dayatılan bu politik kadın düşmanı ortama yenilmeyeceğimizi, buna teslim olmayacağımızı her alanda açıkça ortaya koymak için alanlara çıkmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Kesinlikle tedirgin edici bir süreçten geçiyoruz. Ülkede gittikçe artan kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet, hayvanlara yönelik şiddet durmadan artıyor. Ve bu bizi günlük hayatımızda çok tedirgin eden bir durum. Çünkü hiçbirimiz güvende değiliz aslında. Bunun olma sebebini de maalesef basına baktığımızda yok psikolojik sorunlar gibi bazı şeylere veriyorlar ama bunun aslında cezasızlıktan kaynaklandığını hepimiz de biliyoruz. Bu bilerek oluşturulan bir durum, devletin faillere yeterli derecede ceza vermemesinden kaynaklanan bir şey. Bu yüzden de biz sürekli meydanlarda kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Bu bir tesadüfen yaşanan şeyler veya bu psikolojik sorunlardan yaşanan olaylar değil diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık bir gecede ve o zamandan beri istatistikler de gösteriyor gittikçe kadına yönelik şiddet daha da artmış durumda. Bu da kadın katillerinin, işte erkek şiddetinin cezasızlıktan cesaret aldığını gösteriyor. Yolda tabii ki biz kadınlar yine hep birlikte olacağız. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Meydanları da, sokakları da bırakmıyoruz. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. İsyan azadi bütün dünyada artık kadınların isyanlarında yer almış bir slogan. Ama çok üzülerek görüyoruz ki Türkiye'de buna tahammül yok. Yani bunu gerçekten bir tahammülsüzlük var. Kadın kazanımlarına, Kürt kadın kazanımlarına, Kürt kadın mücadelesine bunu da açıkçası ben kınıyorum yani. İşte kadına yönelik şiddet, ardından çocuklara yönelik istismarlar ve çocuk kayıpları sebebiyle şu anda buradayız. Her geçen gün gerek kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin artışı ve gerek çocukların kayıp çocukların oranının artışı, bunlar tabii ki bireysel yaklaşımlar değil, sistemin yarattığı sonuçlar. Öncelikle kadını eve yönlendiren, eve işte kamuda uzaklaştıran uygulamaların oluşu, gerek toplumsal cinsiyetlerimizin toplum tarafından daha da pekiştirilmesi sistem tarafından ve gerekse cezasızlık olgusunun yürütülmüş olması haliyle bu durumda biz kadınların özne olarak, toplum olarak zaten başta ama özne olarak biz kadınların farkındalık yaratmak açısından ve kadınların bilinç düzeyini arttırmak açısından eylemler düzenliyoruz, eğitim çalışmaları yürütüyoruz, programlar yapıyoruz. Bu anlamda taleplerimiz öncelikle artık sistem tarafından uygulanan hukuksuzluğun giderilmesi noktasında, yasaların uygulanması noktasında basınç uygulamak ve cezasızlık ilkelerini bertaraf etmek ve kazanılmış haklarımızı korumak, ayrıca kaybettiğimiz haklarımızı da geri almak açısından mücadelemiz devam edecek.